eser. Abbas Sayar, Yılkı Atı. Harman yerine gelince öküzler şose üzerindeki pınara saptılar. Oluktan taşan su ince bir çizgi halinde aşağı kayıyor, güneş ışığı da pırıl pırıl parlıyordu. Lüleden akan su bollaşmıştı. Üsüğün İbrahim bu kez de acısını çeşmeden çıkarttı. "Akmam diyesice," dedi. "Hiç ülüzumun olmayınca kirazlı dere gibi çağlaman tutar. Yazında abı hayat kesilirsin başımıza. Kadın kız, çoluk çocuk birbirini yer başında. Üstelik ılırsın, gün yemiş keleğe dönersin. Bir de nazın tutar, iğne iplik kesilirsin. Ulan yeter gavurun malları, yeter. Yolunuz Kerbela'dan geçecek gibi sokuldunuz suya." Yeniden hayvanları önüne kattı. Öküzler boyunduruk altında araları açık, tembel, gailesiz yola düştüler. Köyün harman yeri yeşilden sarıya geçen daireler halindeydi. Çeç yerlerinde kalan buğdaylar sonbahar yağmurlarından çilermiş, hafif yeşil uçlar bırakmışlardı. Bu yeşilliklerin kıyılarında saman tozlarının sarılıkları eğri büğrü halkalar meydana getirmişlerdi. Üssü'nün oğlu kendi harman yerine göz attı. Kendisinin cümle ev halkının sırtından geçen bir yılı anıladı. Beynine iki kurt girdi birden. Bir canı hayallemek istiyordu, bir canı doru kısraka takılmıştı. Saman der demez aklına kısrak geldi. Arpa geldi, yetmez geldi. Sonra konuşmaya başladı. "Doru, sen bir yol dur. Çık şimdi aklımdan. Eve varınca bir meşveret edeyim çocuğunun. Sonra hakkındaki hükmü tebliğ ederim. Bir mahkemede hemen. Heh. Ne keşif, ne şahit, ne ehli vukuf. Zabıt katibi de gerekmez. Hele mübaşir mi? Hiç yaramaz bana. Bir karar veririm ki temizsiz, itirazsız. Sen dur bir kere. Çık bakalım, öte git bakalım aklımdan." Gözü hala harman yerindeydi. Yeşille karışık sarı daireyi kendince biraz daha büyüttü. Merhaba sevgili dinleyenler. Abbas Sayar'ın Yılkı Atı adlı romanından kısa bir bölüm dinledik. Burada daha önceleri el üstünde tutulan, doru kısrağın gözden çıkarılmasını hazırlayan sebepler anlatılmaktaydı. Doru kısrağı. Bir dakika. İstersen önce yazarımızı kısaca tanıyalım. Üssü'nün oğlu İbrahim'le doru kısrağın hikayesine sonra değinelim. Memnuniyetle. Abbas Sayar, 21 Mart 1923'te Yozgat'ta doğar. Liseyi bitirince başladığı kısa süreli memurluktan sonra yedek subay olur. 1945'te İstanbul'da evlenen yazar, Türkoloji öğrenimini yarıda bırakarak Yozgat'a döner. İstanbul'da 15 günde bir çıkardığı gazeteyi 1947 yılında Yozgat'ta bir matbaa kurarak yayınlamaya devam eder. Bir ara politikaya da giren Abbas Sayar, 1957'de siyasetten çekilip yazarlığa dönüş yapar. Birazdan daha detaylı bir şekilde tanıyacağımız Yılkı Atı adlı romanıyla ismini duyurur. Bu eserinden dolayı 1971 yılında Türkiye Radyo Televizyon Kurumu tarafından başarılı roman ödülüne layık görülür. Çelo adlı romanı da 1971'de Türk Dil Kurumu tarafından ödüllendirilir. Yazarın 8'i roman, 6'sı şiir kitabı olmak üzere 14 eseri vardır. Aynı zamanda gazeteciliğe de devam eden Abbas Sayar, 44 yıldır kendi çıkardığı gazetesinde yüzlerce yazı yazar. Yılkı Atı ve Can Şenliği adlı romanları filme alınıp televizyonda da yayınlanmıştır. 1989 yılında Ayvalık'a yerleşen yazarımız, burada roman ve şiirle birlikte resimle de uğraşmıştır.
Ankara, Antalya, İzmir ve Ayvalık'ta resim sergileri açar. 12 Ağustos 1999 tarihinde vefat eden Abbas Sayar'ın mezarı Yozgat'tadır. Yılkı atında, gençliğinde el üstünde tutulan Doruk Israk'ın yaşlanınca gözden çıkarılışı ve dağlara terk edilişi konu edilmektedir. Roman, bir atın hayatının anlatılması yönüyle de dikkat çekmektedir. Bu yönüyle Cengiz Aytmatov'un Elveda Gülsarı adlı romanına benziyor, değil mi? Evet, Elveda Gülsarı da atın doğumundan yaşlanarak ölümüne kadar geçen fırtınalı hayat macerası romanın ana konusu gibi görünür. Asıl konu Tanabay'ın yaşadıklarıdır. Gülsarı'nın hayatı Tanabay'ınki gibi çileli olduğu için örnek olarak alınmıştır. Yılkı atında ise ön plana çıkmış bir insan yoktur. Bu özelliğiyle Abbas Sayar'ın romanı bir ilktir. Abbas Sayar kendi eserini şöyle tanıtır. Yılkı atında sözü geçen kişiler, çocukluk, gençlik çağımda bir ortak yaşantının anılarımda kalan kişilerinden bazılarıdır. İnsanlara kızgın, küskün olduğum anlardaki, kederli, umutsuz olduğum anlardaki iç dünyamı belki de biraz atın davranışlarını aktarmışımdır. Hiçbir ön yargıdan yola çıkmadım. Ben konuşmadım. İçimdeki köylüler öyle konuştular. Daha doğrusu beni öyle yazmaya zorladılar. Ortaya ne çıkmışsa o oluşların gerçek sonucudur. Yılkı atında yöredeki ağzın kullanılması dikkat çekmektedir. Yazar, Türk edebiyatçısının yeri halkın bağrı olmalıdır. Onu söylemelidir gün boyu. Halka dönük edebiyat yapılmalıdır. Sözleriyle de halkın yaşadıklarını halkın diliyle vermek gerektiğini dile getirir. Romanın dilindeki şiir edası da anlatımı desteklemektedir. Eserde halk dilinin kullanılması yanında Dede Korkut kitabındaki anlatım tarzını da görürüz. Yılkı türlerini sayarken kullandığı, Tanrı bunları canavarın şerrinden korusun, çiftesinden Tanrı kulunu saklasın şeklindeki ifadeler, Dede Korkut kitabının kadınlarla ilgili bölümündeki üslubu hatırlatmaktadır. Dede Korkut'ta da, hanım onun bebekleri yetişsin, ocağına bunun gibi kadın gelsin. Hanım, böyle olanların çocukları yetişmesin, ocağına böyle kadınlar gelmesin şeklinde dua ve beddua ifadeleri yer almaktadır. Yılkı atında çok gerçekçi ve canlı tasvirler yapılmıştır. Özellikle kış mevsiminin tasviri oldukça etkileyicidir. Gereksiz tasvirlerden, sözlerden ve ayrıntılardan kaçınan Abbas Sayar, kendi yorumlarını fazla katmadan var olanı bütün gerçekliğiyle resmetmesini bilmiştir. Yazarın bu başarısında köy hayatını yakından tanımasının büyük etkisi vardır. Duyduk Rüzgar Efendi, duyduk. Kış geliyor diyorsun. Hoş geldi, sefalar getirdi. Gökten ne yağdı da yer kabul etmedi. Sen öyle deli coş esip durma. İşleme fakirin ciğerine. Harmanda isteriz, nazlı geline dönersin. Duyduk, işte kış geliyor. Sen söylemeden ağaçlar söyledi onu. Baksana, dere boyundaki kavaklara bir uçlarında kaldı yaprak. Sen bilir misin ne der o yapraklar? Kış geliyor der. Hem de zorlusundan. Allahü Teala bilir gayri karın kalkmasını. Mart mı der, Nisan mı der. Sen icik yavaş gel insanın üstüne. Üşüdük işte, donduk işte. Hal kalmadı çift demirini sökmeye. Üssü'nün oğlu İbrahim söylene söylene tarladan çıkıp eve doğru yola koyulur. Hayvanların yol kenarındaki pınara su içmeye sapmasıyla
İbrahim'deki söylenme hali yerini derin düşüncelere bırakır. O hayvanları için yeterince kışlık hazırlayamamış, havalarda iyice serinlemiştir. İbrahim bir ara tatlı hayallere dalıp şöyle düşünür. Ekinler yığılır. Altın gibi buğdaylar harmandan alınır. Görenlerin parmaklarını ısıracağı kadar ihtişamlı atlar arabalara koşulur. Görenler maşallah, bravo, vallaha çok diyar dolaştım görmedim üssün oğlu İbrahim'in atları gibi diyecek. Sonra buğdayı ofise vermek için uğraşmayıp kim parayı çok verirse ona satacak. Kazandığı parayla tarlaların da atların da en güzellerini alacak. Tabii bunların hepsi İbrahim için tatlı birer hayaldir. Eve gelip de ev ahalisini topladıktan sonra gün boyunca meşgul olduğu düşüncelerini kısaca anlatır. 16'sına yeni basmış oğluna dönüp kararını verir. Bugün aklım doğru kısrağa takıldı. Çifte gittim geldim, onu düşündüm. Dışarıda kış geldim diyor. Ahırdaki saman belli, saçkı belli. Ben öküzlerin, tayın, kıratın yeygisini onunla paylaştıramam. Tayın arpasına ortak edemem. O bu yıl başının çaresine bakacak. O bu yıl yılkılık. Dağda ot kalmadı, çöp kalmadı. Köyün sığırı 3-5 gün yayılma ya çıkar ya çıkmaz. Neredeyse şimdi sığırı döner. Harman yerinde yolunu kesersin, kısrağa çevirirsin. Burnunu dağa doğru döndürürsün, sürersin tepeye kadar. Varsın başının çaresine baksın. Bahara sağ salim elimize geçerse ne âlâ. Yok, bir deriyi doldurursa o da onun bileceği iş. Bundan sonra onu ne çifte koşabilirsin ne düvene. Tayı inşallah baharın kırata eş olur, yılkıdan sağ salim dönerse. Elbet ona da bir iş buluruz. Kalk şimdi sen. Küçük kardeşini de al, sığırı karşıla. Bu arada yılkılık ne demek? Bu sorunun cevabını eserimizden öğrenelim. Abbas Sayar, yılkılığın ne olduğunu şöyle açıklıyor. İki türlü yılkı olur. Hatta üç türlü. İki türlüsü can yongası, bir türlüsü gözden çıkmışı, hesaptan düşülmüşü, defterden silinmişi. At vardır, yaz olsun, kış olsun, işsiz gününde yazıya bırakılır. Bu gibiler köy sınırları içinde başıboş dolaşırlar. Akşamın ilk loşluğunda köye ve eve dönerler. Torbalarına bir kalbur saman, bir avuç arpa atılır. Bu lütuf onlara yeter de artar bile. Bir ikinci yılkı atı vardır. Bu ikinci bir başına değildir. 3-5'tir, 5-10'dur. Bunlar ahırı bilmezler. Ama köyü bilirler. Sahiplerini bilirler. Çoğu genç orta yaşlıdır. Sırım gibi her biri. Güçlü, kuvvetlidir. Bunlara dünya vız gelir. Ne soğuğa pabuç bırakırlar ne canavara, düşmanın üstüne yürürler. Yılkı atının üçüncü türlüsü bizim doru kısrak ve kader arkadaşlarıdır. Doru kısrak ve kader arkadaşları nasıl ki? Yani onların özellikleri neler? Bu sorunun cevabını ancak romanın tamamını okuduktan sonra öğrenebilirsin. Çocuklar üzülerek de olsa babalarının verdiği görevi yerine getirirler. Neler olduğunu anlayamayan Doru Kısrak, akşam karanlığında eve gelir, içeri girmek için kapalı olan avlu kapısına çifteler atar. Başı yerde isteksiz isteksiz köyün karanlığında kaybolur. Bir zamanlar çok yarışlar kazanmış ve herkes tarafından yörenin en iyi atı olarak görülmüş Doru Kısrak artık gözden çıkarılmıştı. Oysa Üssü'nün oğlu İbrahim bir zamanlar ata müşteri olanlara ''Ölmedim ya, zırnağa kul köle olsam yine satmam. Dorutay evimin uğru, umut direği. Herkesin parası koynunda, Doru benim ahırımda. Orada doğdu,
orada ölecek, derdi. Ertesi gün aynı olaylar tekrar yaşanır. Çocuklar Doruk Israk'ı yine köyün uzağındaki tepeye götürürler. O yine gece karanlığında avlu kapısına dayanır. Çünkü bu ev kendisinin de. İbrahim kadar, karısı, çoluğu, çocuğu, öküzler, inekler, keçiler, tavuklar kadar Doruk Israk'ındı bu ev. Daha önemlisi kendi tayı da içerideydi. Kapıya birkaç çifte fırlatır. Sürgülü kapının yine bir tahtası kırılır. Gece karanlığında köpek sesi bile duyulmayan köyün sokaklarında kişniyerek kaybolur. Bir gün daha geçer. Kendisine yapılanı anlayan Doruk Israk eve gitmez. Kendisi gibi yılkılığa bırakılmış çılkırla karşılaşır. Artık bir de arkadaşı olan Doruk Israk durumu kabullenmeye başlar. Doru duyunca duygulandı. Üşümesi kesildi. Gözlerindeki koyu siyahlığa bir hoşluk indi. Yaşamaya dört elle sarıldı. Üssü'nün oğlunu bağışladı kendince. Şimdi ahırın sıcaklığında mutluluk duyup geviş getiren hayvanlara gıpta duymadı. Aksine onları küçük, zavallı görüyordu. Tayına acıyordu. Hem de iyisinden acıyordu. Bir kalbur saman, bir avuç arpanın kul kölesi olacaktı ömür boyu. Kimse ananın hatırı var demeyecekti ona. Ya, doğrusu anasının da iyi, saygıdeğer bir hatırı vardı. Böyle bir hatırı olduğu için ihtiyarladığında yazı yabana bırakılmıştı. Sırtında buz oturuyordu. Yel kafir kafir yalıyordu karın boşluğunu. Duygulanışında direndi. Böylesi bin kez, yüz bin kez daha iyi. Ah şimdi tayım yanımda olsa. Yeni, taze bir kişneme bıraktı ovanın boşluğunu. Günler geçtikçe yılkılıktaki atların sayısı çoğalır. Birbirine tutunarak açlığa ve kışın soğuğuna dayanmaya çalışırlar. Hastalanan Doruk Israk gruptan ayrılarak bir köye gelir. Kuru bir yer bularak oraya devrilir. Herkes tarafından ölüme terk edilen atı Hıdır Emmi adında bir köylü ahırına götürür. Yedirir içirir. Sıcak ahırda iyi bir bakım gören Doruk Israk kısa sürede iyileşir. Kilo bile alır. Atın yem yiyişini seyreden Hıdır Emmi bir yandan da kendi kendine konuşur. Ben sana tipi ha geldi ha geliyor demedim mi? Bakma emminin bu perişan haline. Emmin de at gördü, meydan gördü. Emme kendi hanesinde değil. Kuvayi milliyede, harpte. Süvariydi emmin. İyi ata biner, iyi silah kullanırdı. Bir al atı vardı beylik. Yavrusu gibi bakardı. Büyük taarruzda o atınla bindirdi Yunan'a. İzmir'e dek o atınla kovaladı Yunan'ı. Terhis'te nasıl öptüm yavrumu, nasıl kucakladım alımı. Bak gözümün önüne geldi cümle olanlar. Sonra döndük köye. Ağam ölmüş, dam uçmuş. Bir gözü ağrılıklı ana, bir karı, bir 7-8'inde çocukla kaldım ortalarda. Aha şu ahır 8'inde kışladık bir yıl. Derdin ne, ağrın ne diye soran olmadı. Çok çekti Hıdır Emmin. Doruk Israk kendine gelince deşinmeye, kişlemeye başlar. Ahır kapısı açılır açılmaz kapıya bakar, huysuzlaşır. Atın gitmek istediğini gören Hıdır Emmi, havaların biraz düzelmesiyle onu serbest bırakır. Tekrar yılkılıktaki atların yanına dönen Doruk Israk, önceleri çok sevinçlidir. Fakat çılkırı sürüde göremeyince başı önüne düşer, durgunlaşır. Çılkır onun yokluğunda kurtlara yem olmuştur. Nihayet bahar gelir. Birbirine tutunarak zorluklarla başa çıkmayı öğrenen atlar için keyif zamanıdır. Ama mutlu günler fazla sürmez. Ellerinde yularlar ve gemlerle satıcılar, alıcılar gelirler.
Ovada bağırmalar, kişnemeler, kovalamalar, kaçmalar yaşanır. Doruk Isırağ'ın ölmediğini, sağ salim bahara çıktığını öğrenen Üssü'nün oğlu İbrahim, yanına oğlunu da alarak ovaya gider. Doruk Isırağ'ı yakalamak için yavrusu Altay'ı da yanlarında götürürler. Doruk Isırak'la Altay sevinçle koşup koklaşırlar. Atlar İbrahim'le oğlu Mustafa'nın kurduğu tuzağa düşmeyip dağların arkasına kaçarlar. Tüm gün, tüm hafta boyunca dere tepe ararlar. Ne Doruk Isırağ'ı bulabilmek ne de Altay'ı bulabilmek mümkündür. Arayışlar bahardan kışa kadar her ay belirli aralıklarla devam eder. Doruk Isırak'la Altay'ı bulamamışlar mı? İstersen aklına başka sorular da getireyim. Atlar çok iyi bir insan olan Hıdremi'nin yanına gitmiş ya da satıcılar tarafından yakalanmış da olabilir. Bence Doruk Isırak hiçbir şey olmadan ovalarda, dağlarda yavrusuyla serbest bir şekilde dolaşmaktadır. Tam olarak ne olduğunu öğrenmek için kitabı okumak gerekiyor. Evet, o halde dinleyicilerimize de Abbas Sayar'ın Yılkı Atı adlı romanını okumalarını tavsiye ederiz. Bu program Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.